Bakalım. Höşmerim. Ohoho, en komik isimlisi de bu. Höşmerim. Höş. Öyleyse direksiyonumuzu Balıkesir'e kırıyoruz. Dur o zaman, onu da ben kırayım. Hop. Saçmalama. Necati, öyle kırmak değildi. Anne! Özür dilerim. Höşmerime bayılıyorum. Üstü yanık olunca harika. Necati, müzik açabilirsin. Bu nasıl? Başka. Peki bu? Şimdi neredeyiz? İzmir'e geldik. Lokma yiyeceğiz. Bize 3 tane lokma verir misiniz? Buyur evlat. Süpermiş. Ben doymadım bununla. Bir lokma bir şeymiş. Oho. Bir espri daha geldi. Evet, sırada Mersin var. Atlayın arabaya. Çok bunaldım. Ayakkabılarımı çıkartabilir miyim? Hayır, sakın. Tamam. Necati. Kim? Ne? Mersin'e gelmişiz. Burada ne yiyecekmişiz oğlum? Kerebiç. Çok mutluyum. Dünyanın en ilginç isimli tatlılarını yiyoruz. Değişik. Tadı biraz şey gibi. Kerebiç gibi değil mi? Evet. Kerebiç gibi. Aynen. Kerebiçimsi bir aroması var. Dur. Şeye benziyor aynı. Kerebiçe. Şimdi nereye gideceğiz oğlum? Listenin en son maddesine geldik. Hatay'a gideceğiz. Künefe zamanı. Sırada çok uzun. Yapacağız. Hiç ilerlemiyor. Yandık. Bize ancak bir dakika sonra sıra. Çok uzun bir sıra bu. Ne yapacağız burada? Olmaz ki. Yandık. Oğlum Şakir, bu sıra ne böyle? Baba, Türkiye'nin en ünlü künefe ustalarından birinin yeri burası. O yüzden herkes çılgınlar gibi buraya geliyor. Bir şey yapmalıyız ama ne? Herkes açılsın. Hastamız var. Künefe yemesi lazım hemen. Nani. Ay çok fenayım. Künefe verin bana. Bana bir şeyler oluyor. Neler? Hemen bize yol verin. Çok acil bir durum söz konusu. Herkes emniyet şeridini boşaltsın lütfen. Nani. İşe yarıyor hemsi, devam. Ay. Hemen künefeye yatırın beni. Künefeye mi yatıralım? Ayakta tedavi olmaz. Yatarak yemem lazım. Abiciğim bir çekilirsen. Teyze kay kenara. Hop. Nani. Tamam Necati, en öne geldik. İndir artık beni. İndir dedim, yere at demedim. Beklenmedik hareketler peşindeyim, üzgünüm. Sonunda bu enfes künefeyi almayı başardım. Ağzımda lezzet festivali var adeta. Eğer biraz daha künefeyi översen ben burada bayılacağım. Ay, ben kaçtım. Evet Kuntay Usta, çabuk bize en muhteşem künefelerden yapıver. Evet, sabahtan beri bu anı bekliyoruz. Listemizi tamamlamak üzereyiz, hadi. Yeter! Künefe münefe yapmayacağım artık. Ne diyorsun Kuntay Usta, iyi misin? Biz İstanbul'dan geldik. Bu seneki yöresel tatlı seyahatimizi tamamlamamız gerek. Siz ve sizin gibi turistler yüzünden yıllardır bu dükkanda kapana kısıldım. Tam 50 yıldır burada her gün künefe yaptım. 50 yıl. 50. sanat yılın kutlu olsun. Ver elini öpeyim amca. Çak. Ben gidiyorum. Bundan sonra künefe münefe yapmayacağım. Hayır. Lütfen bunu yapma. Bu liste benim her şeyim. Baya bıraktı dükkanı gidiyor. Sizler de dışarı. Herkes dışarı. Dur. Yapma. Sıkın hepiniz. Sizler de dağılın. Evlerinize dönün. Gösteri bitti. Bundan sonra künefe falan yok. Künefe yok mu? Yani bir daha künefe yok mu? Olur mu? Ben künefe alıyorum. Bu künefeyi uzaklardan gelmiştim. Remzi, şimdi ne yapacağız?
Ben bu listeye tik atmak için geldim buraya. Hayatta en sevdiğim şey bir yerlere tik atmak. Biliyorum Necati. Ben de tik atmayı çok seviyorum. Ha? Bakın bakın. Usta nereye girdi, gördünüz mü? Ha? Zirve dağcılık. Dağcılık nedir? Yoksa dağ mı alıp satıyorlar? Hayır, dağa tırmanmak anlamında. Dağa çıkıyorlar yani. Neden peki? Of! Hayır, ben neden durduk yere dağa tırmanayım ki? Tamamdır, anlaştığımıza sevindim dostum. Öyleyse yarın sabah 6'da burada buluşup yola çıkıyoruz. Evet evet, gidelim bir an önce. Yoksa burnumdan künefe gelecek. Nasıl? Yok bir şey yok. Hadi sabah görüşürüz. Olaylar ilginçleşiyor. Evet, burnundan künefe fırlatacakmış. Hayır, anlamadınız mı? Künefe ustası dağcılık yapmaya karar vermiş. O zaman bize künefe yapamaz. Onu durdurmalıyız Remzi. Kuntay ustayı bu kararından vazgeçirebilirsek tekrar künefe yapmasını sağlayabiliriz. O zaman herkes alarmını kursun. Yarın sabah künefe operasyonunu gerçekleştiriyoruz. Benim alarm müziğimi dinlemek ister misiniz? Bakın. Dünyanın en sinir bozucu sesi benim. Hoş geldiniz arkadaşlar. Türkiye'nin en büyük dağı Ağrı'ya tırmanmaya hazır mısınız? Hazırız. Ağrı mı? Sizler yenisiniz galiba. İlk defa görüyorum sizi. Biz gerçeğiz. Hiçbirimizde takma sakal yok. Evet. Asıl senin sakalın gerçek mi ona bakalım. Ne yapıyorsun dostum? Tamam, gerçekmiş. Yukarı tükürünce bıyık, aşağı tükürünce sakal. Çok eğlenceli. Baba durun, ne yapıyorsunuz? Heyecanlanmayın, sakin olun. Araya karışıp dikkat çekmemeliyiz. Tamam tamam, ben sakinim. Sadece gözlerim kararıyor arada. Aha! Künefeci usta arkaya geçiyor. Çabuk çabuk yanını kapın hemen. Açılalım. Sakallı adama yol verin. Yavaş dur. Yavaş dur. Yavaş dur. Tamam. Şimdi plana başlayabiliriz. Hey dostum. Bana mı diyorsun? Evet. Geçen sene Ağrı Dağı'na tırmanmaya çalışan yaşlı bir tatlıcının başına gelenleri duydun mu? Duydum. Hayır, duymadın. Benden duyacaksın şimdi. Senden duyacağım şimdi. Çabuk konuş ve korkunç şeylerden bahsetsene. Bu yaşlı tatlıcı bir gün tatlı yapmayı bırakıp dağa tırmanmaya karar veriyor. Otobüsle giderken önlerini... Vahşi şeyler kesiyor. Vahşi neler? Vahşi yoğurtlar. Yoğurtlar mı? Evet. Vahşi yoğurtlar. Hem de kaymaklı. Çok saçmaymış. Baba ne yapıyorsunuz? Korkutamıyorsunuz adamı. Necati, B planına geçiyoruz. B planı. Tamam. Şıkı 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 hoppa. Şıkı şıkı lombero. Lombero. Dıp 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 dıp. Ne yapıyorsun oğlum? Bu B planı filan değil. Evet, bu yumuşak B planıydı. Yumuşak B diye bir harf yok Necati abi. Yumuşak G o. G. Beni izle. İndirin çabuk beni. Bunu yapamayacağım. Çok korkuyorum. Odağa çıkamam ben. Ben de yapamayacağım. Çabuk otobüsü durdurun. Vahşi yoğurtlar. Ne diyorsunuz dostum, ne yoğurdu? Bırak yoğurdu şimdi Necati. Ben C planını uygulamaya gidiyorum. Sen bunları oyala o sırada. Tamam, yardım edin. Sinir krizi geçiriyorum. Ay! Arkadaşlar inin şuna bir bakalım. 10 dakikada mola vermiş oluruz. Bunu çıkaralım. Bu da işe yaramaz. Bu ne arıyor burada zaten? Künefeye çok az kaldı. Tamam Necati, kalk kalk. O iş halloldu. Tamam, sinirim geçti, gidebiliriz. Dostum iyi misin? Emin misin? Hayda. Arkadaşlar otobüs gitmiyor. Hoppa! Hurra! O zaman herkes evlerine geri dönsün. Ve künefe yapsın. Ne? Hayır, çalışması gerek. Ben odağa gitmeliyim. Geri dönemem. İstemiyorum künefe falan. İyi diyorsun da arkadaşım, çalışmıyor ki otobüs. Çalışacak. Çalışacak. İttiririz gerekirse Kars'a kadar. Bu otobüs Ağrı'ya gidecek. Arkadaşım ittirerek kaç günde gideceğiz Ağrı'ya? 50 milyon yılda. Ayağım! 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 Ne oldu? Abi,
Piyo dostum, senin ayağın kırılmış. Bu halde bizimle gelemezsin. Yaşasın. Muhteşem bir haber bu. Şimdilik şöyle saralım, idare etsin. Bir ambulans çağıralım, hemen sana şimdi. İstemem. Ben kendim eve dönerim. Hop gidi gelsin künefeler. Yandan. Baba, böyle bir kötü oldu sanki. Nasıl yani? Biz adamın bütün hayallerini yıktık, görmüyor musun? Ayağı kırıldı ve en çok istediği şeyi yapamayacak. Bizim başımıza gelen şeyden daha kötüsünü biz de ona yapmış olduk. Of, haklısın galiba Şakir. Bayağı kötü biri gibi davrandık. Hatta otobüsü bilerek bozduk. Bu çok yanlıştı. Adamı, peynirli künefe nedir sen bilir misin dostum? Şimdi açlıktan sakalımı yiyeceğim. Bıraksana beni arkadaşım. Necati dur sen de. Adam ağlıyor, görmüyor musun? Ben bencil biri değilim Remzi, merak etme. Sadece ve sadece kendimi düşünürüm, her zaman o kadar. Hayır, bu bencillik işte. Biz bir hata yaptık ve bunu telafi etmeliyiz. Nasıl yapacağız peki bunu? Önce sen otobüsü tekrar tamir edeceksin baba. Sonra da o künefe ustasını alacağız ve... Halay çekeceğiz. Hayır, Ağrı Dağı'nın zirvesine çıkaracağız. Heyecandan sakalım düştü. Ben künefe yapmak dışında hiçbir şey hak etmiyorum demek ki. Bu dünyaya sadece ve sadece künefe yapmak için gelmiş olmalıyım. Çok mutluyum. Hey, Kuntay Usta. Sen de kimsin? Seni Ağrı Dağı'nın zirvesine götürecek kişiyim. Saçmalama evlat. Bu halimle hiçbir yere gidemem ben. Senin tek bir ayağın yok usta. Tam 6 ayağım var bundan sonra. Neler oluyor? Hadi çocuklar, zirveye gidiyoruz. Ama oldu. Bak ne güzel dağ havası. Ay, gözüm kararıyor. Abi tak şu oksijen maskesini. Öyle kumaş pantolonla gömlekle dağ mı çıkılır? Başardım. İnanamıyorum. Zirveye çıkabildim. Teşekkürler gençler. Sizler sayesinde imkansız gibi görünen bir hayalim gerçek oldu. Rica ederiz. Yardım ettiysek ne âlâ. Necati Paşa. Ver bakayım şu ünlü listeyi bana. He? Yoksa... Şuraya bir tık atalım. Aşağı indiğimizde size gelmiş geçmiş yiyebileceğiniz en iyi künefeyi yapacağım. Yaşasın! Listemizi tamamladık sonunda. Hem zaten ben de künefe yapmayı özlemiştim. Sizin gibi müşterilerin de böyle mutlu olduğunu görmek tekrar heyecanlandırdı beni. Yuppi! Çok mutluyum. Hey dostum, niye seviniyorsunuz? Çak dostum, çak! Ay, çok vurdum galiba. Müzik